Merhaba arkadaşlar. Bugün bazel probleminden bahsedeceğiz. Daha önceki bir videoda sonsuz uzunlukta bir kule inşa etmiştik. Bu kulenin yüzey alanını hesaplamak için birbirine karelerin toplamını bulmamız gerektiğini görmüştük. Geçen sefer bu hesabı biz yapmadık. Öğlerin daha önce yapmış olduğu bu hesabı kullandık. Aslında ilk önce biraz problemin tarihinden bahsedelim. Bu problem 1650 yılında İtalyan matematikçi Mongoli tarafından soruldu. Sonra 1734 yılında Euler bu toplamın pi kare bölü 6'ya eşit olduğunu gösterdi. Yani 84 yıl boyunca zamanın en iyi matematikçileri bu soruyla uğraşıp bir çözüm bulamadı. Bu matematikçilere Basel'de yaşayan Bernoulli ailesi de dahil. Euler bu sonucuyla dünya çapında bir güneye ulaşmış oldu. Biz bugün bu hesabı kendimiz yapacağız. Günümüzde bunun pek çok kanıtı var aslında. Ama biz Euler'in kanıtını takip edeceğiz. Euler aslında çok basit bir mantık yürütüyor. Polinomların şu özelliğini kullanmaya çalışıyor. Elimizde bir tane polinom olsun. X üzerine bunu aslında polinomun köklerini çarpımı olarak yazabiliriz. Bu da ci polinomun kökleri. Eğer bu sağdaki ifadeyi çarpıp bütün terimleri açarsanız buradaki sabit terim bütün bu köklerin çarpımı olacaktır. Yani pi birden n'ye kadar ci'lerin çarpımı a0. Polinomlarda doğru olan bu eşitliği başka bir fonksiyon için kullanmak istiyoruz. Buradaki toplamda karşımıza pi çıkıyor. O yüzden bir şekilde pi'yi hesaba katmamız lazım. Kökü pi olan bir polinomla çalışmak istiyoruz. Bunun için sinüs fonksiyonunu kullanacağız. Sinüs eşittir a0 artı a1x a2x kare. Bu şekilde devam edersek diyelim ki an(x) üzerine. Burada sağ taraftaki polinomun sonlu tane kökü var. Ama sinüsün grafiğini hatırlıyorsanız iki tarafı doğru da sonsuza kadar devam eder ve bu doğruyu sonsuz noktada keser. Yani son tarafta sonsuz tane kök var. Bu aslında sinüsün bir polinom olamayacağının kanıtı. Ya da en azından sonlu dereceli bir polinom olamayacağını. O yüzden belki devam ettirirsek bu toplamı sonsuza kadar, belki o zaman bu eşitliğin sağlanacağı bir ifade bulabiliriz sağ tarafta. Yani aradığımız şey toplam a'yı x üzeri i'yi sıfırdan sonsuza kadar. Böyle sonsuz serilere fonksiyonun Taylor serisi denir. Sinüs x için bu serinin nasıl hesaplandığını göstermeyeceğiz bugün. Onun yerine direkt yazacağım sinüsün Taylor serisini. X kök bölü 3 faktöriyel, x üzeri 5 bölü 5 faktöriyel, x üzeri 7 bölü 7 faktöriyel, böyle sonsuza kadar devam ediyor. Şimdi bunu bir yer köklerinin çarpımı olarak yazmaya çalışacağız. Daha doğrusu direkt sinüsü değil de sinüs x bölü x'e bakalım. Az önceki seriyi x'e böldüğümüzde 1 eksi x kare bölü 3 faktöriyel artı x üzeri 4 bölü 5 faktöriyel eksi x üzeri 6 böyle devam ediyor. Ama aynı zamanda bu fonksiyonun 0 olması için sinüsün 0 olması lazım. Yani bütün kökler aslında sinüsün kökleri. Sinüsü böyle yazabiliriz. X çarpı x eksi pi x artı pi. X 2 pi,
x artı 2 milim. Bu şekilde devam eder. Pi'nin katlarında 0 olur. Bunun hepsini x'e bölmeye çalışırsan x'ten birbirini sadeleştirecek. Yani buradaki sonsuz toplam, buradaki sonsuz çarpıma eşit. Buradaki sonsuz çarpımın içinde böyle bir ifade bulmaya çalışacağım. Mesela buradaki sonsuz çarpımdaki sabit terim nedir diye bakalım. Sabit terim bütün bu köklerin çarpımıydı. Bu sefer elimde sonsuz tane kök var. Hepsini çarpınca çok büyük bir sayı elde ediyorum. Ama sol tarafa baktığımda bu sabit terim 1 olmalı. O yüzden şöyle bir numara yapacağız. Buradaki bütün köklerin çarpımı 1 olmalı. Buradaki sabit terim 1 olduğu için. Bu ifadeyi bütün köklerin çarpımına böleceğiz. Pi, eksi pi, 2 pi, eksi 2 pi. Yani elimize bu geçecek. X eksi pi bölü pi. X artı pi bölü eksi pi. X eksi 2 pi bölü 2 pi. X artı 2 pi bölü eksi 2 pi. Şimdi sadeleştirmeleri yaparsak burada iki terim de negatif olacak. Onun eksisini ben bu tarafa taşımak istiyorum. Elime 1 eksi x bölü pi gelecek. Burada da 1 artı x bölü pi kalacak. Burada da 1 eksi x bölü 2 pi çarpı 1 artı x bölü 2 pi. Bu çarpım böyle devam eder. A eksi b'ye çarpı a artı b. Bu a kare eksi b kare olduğunda 1 eksi x kare bölü pi kare. 1 eksi x kare bölü 4 pi kare. 1 eksi x kare bölü 9 pi kare. Böyle devam eden sonsuz bir çarpım var. Ve fark ettiyseniz burada faydada karelerin toplamına yakın bir şey elde etmeye başladık. Şimdi yapmak istediğim şey bu çarpımda x karenin katsayısı nedir onu bulmak. X kare parantezini alıp da x karenin katsayısını yazacağız. Başka dereceli terimlerin de katsayıları var. Onlarla ilgilenmeyeceğiz. Bu x kareyi başka bir çarpandaki x kareyle çarparsan derecesi çok büyük. O yüzden bu x kareyi sadece 1 ile çarpabilirim. Bu bütün x kareler için doğru. Dolayısıyla bu x karenin katsayısı eksi 1 bölü pi kare, eksi 1 bölü 4 pi kare, eksi 1 bölü 9 pi kare şeklinde devam edecek. Bütün hepsinde 1 bölü pi kare olduğu için onları da dışarı alalım. X kare çarpı eksi 1 bölü pi kare çarpı 1 bölü 1 artı 1 bölü 4 artı 1 bölü 9 artı 1 bölü 16. Bu bizim baktığımız sonsuz toplam. 1 bölü ne karelerin toplamı. Diğer taraftan x karenin katsayısı nedir diye bakarsak burada x kare çarpı eksi 1 bölü 3 faktöriyel ve diğer terimler var. Sabit terim x üzeri 4'te. Bu iki ifade eşit olduğuna göre x karelerin katsayıları eşit olmalı. O zaman bu çarpımı tek başına bırakırsak 1 bölü n karelerin toplamı. Eksiler birbirini götürecek. Pi kare bölü 3 faktöriyel yani pi kare bölü 6. Şimdi hatırlayalım daha önceki videoda sonsuz kuremizin boyu 1 bölü n'lerin toplamıydı. Bunun sonsuz olduğunu göstermiştik. 1 bölü n karelerin toplamının pi kare bölü 6 olduğunu bu videoda gösteriyoruz. Doğal olarak 1 bölü n küp nedir? 1 bölü n üzeri 4'lerin toplamı nedir diye sorabiliriz. Zaten Euler'in bu sonucu başka büyük bir matematikçi olan Riemann'ı çok etkilemiştir. Ve Riemann şu fonksiyonu tanımlar.
1 bölü neye üzeri sayıların toplamı diye birden sonsuza. Bu fonksiyon Riemann zeta fonksiyonu olarak geçer. Buradaki s sadece tam sayı olmak zorunda değil, aslında bir takım karmaşık sayılardan da olabilir. Bu fonksiyonun çalışılması günümüz matematiğindeki en önemli açık sorulardan biri. Clay Matematik Enstitüsü bu fonksiyonun köklerini bulana 1 milyon dolar ödül verecek. Yaklaşık 2 hafta önce Atiye adında İngiliz bir matematikçi buna bir çözüm önerdi. Ama çözüm kimseye tarafından inandırıcı bulunmadı. Hala açık bir soru ve 1 milyon dolar ödülü var. Dinlediğiniz için teşekkürler.